Ticaretimiz de devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır Azerbaycan'a ihracat yapmaktayız. Şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadık. Sadece bu lüks Elementes firmasıyla problem yaşadık. Kanalımıza müracaat eden Türkiye'li iş adamı Kerim Coşkun, həm qələbə münasibətilə Azərbaycan prezidentini və xalqını təbrik etdi, həm də yetkili olduğu KC Dekor şirkətinin problemini dilə gətirdi. KC Dekor şirkəti mebel istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətdir. Şirkət rəhbəri Kerim Coşkun 2013-cü ildə Qəhrəmanov qardaşları ilə tanış olub və aralarında olan razılaşmaya əsasən onlara Türkiyədən sifariş etdikləri mebelləri göndəriblər. Mehdi Qəhrəmanov və Azər Qəhrəmanov qardaşları sifariş etdikləri mebelləri göndərilərkən heç bir irad bildirmədən qəbul edib və satışını həyata keçiriblər. Mebellər Ağbank və digər müştərilərə satılaraq pulları alınıb. İşin sonunda ödəmə mərhələsinə gəldikdə isə müxtəlif bəhanələr gətirilərək ödənişdən boyun qaçırıblar. Lakin polis müdaxiləsindən sonra 108 min dollardan 30 min dollar ödəməyəcəklərini və bunun qüsurlu mebel və gecikmə ilə əlaqədar saxlanıldığını bildirərək 78 min 500 dollar ödəməyi öhdəlik götürüblər. 2013-2015-ci illərdə verdikləri mebellərin pulunu hələ də ala bilməyən Kerim Coşkun 2018-ci ildə məhkəməyə müraciət edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də Kerim Coşkunun rəhbəri olduğu KC Dekor şirkətinin iddiasını təmin edərək cavabdehlərdən, Qəhrəmanov qardaşlarından borcun alınaraq iddiacıya ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Ali Məhkəmə isə işi yenidən Apellyasiya Məhkəməsinə geri qaytarıb. Hazırda iş Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlham Kərimlinin icraatındadır. Mebellərin satışını həyata keçirən Qəhrəmanov qardaşları satdıqları mebellərdən sifarişçilərin heç biri şikayətçi deyil. Hətta mebellərdə qüsurun olmadığı ekspert rəyləri ilə də təsdiq olunub. Öncəliklə Sayın Cumhurbaşqanı İlham Əliyev və tüm Azeri qardaşlarımın Qarabağ zaferini kutluyorum. Qarabağ Azərbaycanındır, ilələbət Azərbaycanın olacaqdır inşallah. Mesajım Azərbaycan hukuki yetkililərinə olacaq. Ben Ankara sitelerde mobilya dekorasyon işleri yapmaktayım. 2013 yılında Azerbaycan'dan bir kardeşimiz geldi. İsmi Aras Kahramanov. Bu kardeşimiz Lüks Elementes firmasının ortaklarından biri. Diğer ortağı ise Mehdi Kahramanov kardeş. Kendisiyle Ankara'da tanıştık. Özel ölçü bir mobilya ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de Azerbaycan'da zaten ufak tefek çalışmalarımız oluyordu. Kendileri bizi Bakü'ye davet etti. Biz de bunun neticesinde Bakü'ye gittik. Evinin birkaç mobilya ölçüsü vardı. Onları aldık. Ufak bir işti. O bize çok güvenmiyordu. Hani ticari olarak biz de ilk ticaretimiz olduğu için ufak da olsa evinin dekorasyon işlerini tamamlayarak teslim ettik. Ve aramızda bir dostluk, bir muhabbet oluştu. Paramızı da aldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Velhasıl daha sonra ilerleyen zamanlarda telefonlarla tekrar bize mail yoluyla, telefon, WhatsApp yoluyla yeni siparişler göndermeye başladı Aras Kahramanov. Bu siparişlerin de kısa zamanda yapıp teslim ettik. Yıl 2013-2014 yılları. Türkiye'de ziyaretimize geldiler. Yani ailece görüşmeye başladık. Bir dostluğumuz, bir kardeşliğimiz oldu. Bunun neticesinde yeni ticaretler, yeni siparişler almaya başladık. Bu siparişlerimizi de yaptık. Onlar Türkiye'ye geldiler, biz Bakü'ye gittik, teslimatlarımızı yaptık. Bunun neticesinde toplamda 7 sipariş iş yaptık farklı zamanlarda. Yani 2013-2015 yıllar arasında 7 tane siparişimiz oldu. Bu siparişlerin tamamı
Toplamı 382 bin dolardı. Toplamda bu siparişlerden alınan ödeme 274 bin dolar civarında ödemeyi bize yaptılar. Yalnız kalan paramız 108 bin dolar gibi bir paramızı 2015 yılından beri maalesef ödememekte direniyorlar. Buradan Azerbaycan yetkililerine sesleniyorum. Bizi mağdur ettiler. Yani biz isterdik ki bu dostluğumuz ilelebet devam etsin. Biz Azerileri çok seviyoruz. Orada çok çöreklerini yedik, ekmeklerini yedik. Ticaretimiz de devam ediyor. Yaklaşık 10 yıldır Azerbaycan'a ihracat yapmaktayız. Şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadık. Sadece bu Lüks Elementes firmasıyla problem yaşadık. Aras Kahramanov ve Mehdi Kahramanov'dan yaklaşık 108 bin dolar paramız kaldı. Yani aradan bunca zaman geçti. Bize ilk söylediklerinde 2015 yılında, yani başlarından bir olay geçtiğini, işte kriz olduğunu, işlerin kötü gittiğini bize ilettiler. Biz de tamam, bir muhabbetimiz var, bir dostluğumuz var, bir kardeşliğimiz var. Hani bekleriz dedik. Biz bu parayı bize en kısa zamanda taksit göndereceklerini söylediler. Bunun neticesinde yaklaşık bir yıl bekledik. Ama bu bir yıl beklemenin neticesinde hiçbir şekilde bize dönüş olmadı. Aradan uzun zaman geçti. Yaklaşık 6 ay, 1 sene yine bir zaman geçti. Artık telefonlarımızı da açmadılar. Ben yine Bakü'ye tekrar gittim. Gittiğimde yani telefonlarımızı açmamalarına rağmen bizi güzel bir şekilde karşıladılar. Yani bu borcu ödeyeceklerini yine söylediler. Yanımda tanışık olduğum, orada Azerbaycan'da tanıdığım bir dostum, ağabeyim Salman Aliyev'le gittik. Başka tanış olduğum arkadaşlar da vardı. Onların yanında paramı istedim. 108 bin dolar olan paramı 30 bin dolar keseceklerini söylediler. Niye diye sorduğumda yaptığımız işte mobilyaların küçük problemler var. Bir de gecikme yaşadık. Ondan dolayı 30 bin doları keseceklerini söylediler. Biz de Salman abiyle mobilyaları yerinde gördük. Evlerine kadar gittik. Yani yaptığımız mobilyalarda aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hiçbir sorun yoktu. Hiçbir eksiği yoktu. Hepsi tamdı. Buna rağmen sırf geri kalan paramız ödensin diye kesintiyi, o 30 bin dolar olan kesintiyi de kabul ettim. Azerbaycan Bakü'ye tekrar gittiğimde Salman abiyle, Salman Aliyev Bey'le, beyefendiyle polise başvurduk. Polise izahatımızı aldı. İzahatımızı aldı. Bu şekilde bir belgemiz var. Yani polis bu şekilde bize bir tutanak tuttu. 3 sayfadan oluşuyor. Sonra Aras Kahramanoğlu ve Mehdi Kahramanoğlu, oradaki komiser bey, yanına çağırdı. Polisin yanında da borçlarının olduğunu inkar etmediler ve borcumuzu hani ödeyeceğiz. Bir şekilde ödeyeceğiz hisse hisse dediler. Dolayısıyla bu iş bayağı bir uzadı. Biz de artık bunun neticesinde hukuki işlemleri başlattık. Birkaç defa mahkememiz oldu. Ben bir mahkemeye orada katıldım. Ama bu iş uzadı ki şu an 2020 yılındayız. 11. aydayız ve bu ayın sonunda yine bir mahkememiz olacak. Yani artık bu mahkemenin nasıl neticeleneceğini bile artık tahmin edemiyorum. Çünkü yani hiçbir şekilde neticelenen hiçbir durum olmadı bu zamana kadar. Ben buradan Azerbaycan'daki yetkililere sesleniyorum. Şikayetçi kanalımız vasıtasıyla ülkemizin aidiyat organlarına müracaat edir.
O, bu məsələnin araşdırılmasını və ona verilməli olan pulun qaytarılmasını xahiş edir. Lütfən, bana bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Bu bizim alnımızın teri, elimizin emeğiydi bu para. Yani kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Lütfen sayın yetkililer bu söylediklerime kulak verin. Mağdur olmak istemiyorum. Yani buradaki esnaf arkadaşlarımız Azerbaycan'a iş yapıyorlar. Ama bu tip, bu tarz olaylardan dolayı yani Azerbaycan'a artık ticaret yapmak istemiyoruz maalesef. Lüks Elementes firmasının bize olan 108 bin doları kesintili olarak 78.500 doları bize ödemeleri için sizlerden yardım talep ediyorum. Biz de Kanal 13 olarak inanırıq ki, həm Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlham Kərimli, həm də məhkəmənin sədri İman Nağıyev bu məsələdə dürüst olacaq və ədalətli qərar çıxaracaqlar.